Bu millet Cumhuriyet Halk Partisi'nin karşı çıkmasına rağmen Keban'ı yapmış. Avrasya'yı yapmış. Marmara'yı yapmış. Birinci Boğaz Köprüsü'nü yapmış. İkinci Boğaz Köprüsü'nü yapmış. Üçüncü Boğaz Köprüsü'nü yapmış. Kanal İstanbul'u da yapacaklar Allah'ın izniyle. Bugünkü ama müsaade et beyefendi ya. Bak müsaade et. Beyefendi bak yakışmıyor size. Yakışmıyor size bak. Lafımı dinle. Bak yakışmıyor. Uslubunuz çok kötü. Uslubunuz çok kötü bak. Uslubunuz çok kötü. Yakışmıyor. Harbiden terbiye sınırlarını aşıyorsunuz bak. Terbiye sınırlarını aşıyorsunuz. Lütfen. Türkiye'de Sayın Cumhurbaşkanımızın çılgın proje dediği asrın projesinin startı verilmiş. Çılgın proje diye tarif edilen şeylerin aslında çılgın olan rakamlarıdır. Söyleyene bakarım söz mü? Lafa bakarım laf mı? Adama bakarım adam mı? Yani bir proje yanlış yapılıyorsa, bir proje fazladan bir parayla yapılıyorsa ya da bir proje kullanmayanın sırtına biniyorsa burada yanlış bir finansman modeli var. Bunu konuşmak zorundayız arkadaşlar. Kanal İstanbul büyük hayalleri olan siyasetçilerin gerçekleştireceği projelerdir. Sizin büyük hayalleriniz yoksa büyük projeleri de gerçekleştiremezsiniz. Büyük projeleri gerçekleştirmek için büyük hayallerinizin olması gerekir. İstanbul şehrinin kanala ihtiyacım var Allah aşkına. Ya yüz değerli başkan tarımdan bahsetti. İnsanları göç ettirmeyin dedi. Sevgili başkanım 136 milyon metrekare tarım alanı gidiyor. İstanbul'un toplam tarım alanının %15'i. Kanal İstanbul yüzünden. ÇED raporlarında 1 milyon 150 bin nüfus planlanıyor kanalın sağında solunda. 1 milyon 150 bin lira çıkartırız. 1,5 milyon nüfustan bahsettiler. Bu bilgi de yanlış. Üçüncüsü askeri ve stratejik i̇kinci, olarak ikinci bölgenin değerlen söyleyeceğim. İkinci ne dediniz? İkinci ne dediniz? Nüfus. Nüfus 1,5 milyon nüfustan bahsediyor. 1 milyon 150 bin dedim. İstanbul kanalı Kanal İstanbul'un çevresinde planlanan nüfus 1 milyon 150 bin. Bence 2 milyon. Bak onu da söyleyeyim. Hep 1,150 denir 2 olur. Hep 1 denir 2 olur. Bütün kentleşme modeli böyledir Türkiye'nin. 1 milyon 150 bin diyen Şehircilik Bakanlığı'nın raporudur. Gelir Çalıştay. Ya Sayın Başkan alakası olmayanları evraklarıyla gösteririz bakarsınız. Bu projeyi yaparken bu projeyle ilgili en temel sorulardan bir tanesi Sayın Başkan diyor ki buraya iyi bakın arkadaşlar. Bir, halka sordunuz mu? Bana sordunuz mu? Evet. Halka sormuş. Bakanlık halka sormuş. Evet bakanlık halka sormuş. Ne diyor? %60.99. Evet. %28.58. Hayır. %10.42. Şartlı desteklerim. Buyurun. Buyurun, buyurun. Sayın Göksu, İstanbul halkına yaptığınız bir anketi İstanbul'a soruldu diye bize gösteremezsiniz. Bakın bu sormak değil. Ben de anket yaptırdım. İstanbul halkının %88'i diyor ki Kanal İstanbul'la ilgili fikrim yok. Bilgim yok demiyor bak. Fikrim yok. %14'ünün de ne kadar olduğu tartışılır. Bakın bilgim yok demiyor bak. Fikrim yok. Fikri yok. Dolayısıyla İstanbul halkı ne olduğunu bilmediği bir sürecin içine niye sokulmak istiyor? Montreux'le ilgili hiçbir gerekçe yok. Sıfır. Kanal İstanbul projesi evet yeryüzü kabuğunun kırılarak yapılan bir proje değil. Bir inşaatı yaparken temel kazısı yapıyorsanız bir temel kazısından ibaret. Ve kazacağınız alan 21 metre derinliğinde, 20 nokta küsür metre derinliğinde. 275 metre genişliğinde, 45 kilometre uzunluğunda. Bana diyorum ki bana İstanbul Belediye Başkanı olarak değil, 3 evladı olan Ekrem İmam olarak bana kimse Kanal İstanbul'u yapıyorum diye dayatamaz. Bilim adamlarına soruldu mu? Bilim adamları ne yaptı? Bakınız. 20 ayrı disiplinden 200 ayrı bilim adamı 8 yıldır çalışıyor. 8 yıldır. 20 ayrı disiplinden 200 bilim adamının ayrı ayrı çalıştığı
ve hatta sizin birçoğunuzun belki anlamakta bile zorlanacağı, bırakın bakınız, birçoğumuzun bilmediği flora uzmanı, omurgasızlar uzmanı, herpetolog, ornitolog, mamalog, iç su balıkları uzmanı, deniz biyologları, aklınıza gelen her alanla ilgili ve her habitatla ilgili uzmanlar çalışma yapmışlar. 57 tane farklı kurum paydaş olarak görüşlerini ortaya koymuş. 57 tane kurumdan, farklı kurumlardan, paydaşlarından analizler getirmişler. Ve hepsi muhtemel riskler, muhtemel riskler karşısında alınması gereken tedbirler nelerdir diye hepsini ortaya koymuşlar. Bu şehrin şu anda 1 milyon civarında boş adres, bakın boş adres, konut stoğu olduğu konusunda arkadaşlarım netleşmek üzere. 1 milyon konut. Bakın değerli arkadaşlar, İstanbul'un imarlı alanlarının şu an yüzde kaçı boş? Bir ona bir bakın. Hepiniz belediye başkanı var burada. 39 belediye başkanı var. Yıllarını vermiş, belediye başkanlığı yapmış insanlar var burada. İstanbul'un ne kadar imarlı stok alanı var bir baksın. Bu liste Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul'a yapılan ve Türkiye'de yapılan ve karşı çıktığı projeler. Vatan Caddesi. Vatan Caddesi açılırken buraya uçak bindireceksiniz demişler. Keban Barajı. Kurbağalara göl olacak demişler. Birinci Boğaz Köprüsü. İsmet İnönü yıkılır demiş. Bülent Ecevit. Hiç gereği yokken İstanbul'a asma köprü yapıyorlar. Bu köprüden mutlu azınlık geçecek demiş. Hasılı birinci köprüye karşı çıkmış. İkinci köprüye karşı çıkmış. Üçüncü köprüye karşı çıkmış. Marmara'ya karşı çıkmış. Avrasya Tüneli'ne karşı çıkmış. Havalanına karşı çıkmış. Cumhuriyet Halk Partili birisinin Kanal İstanbul'a da karşı çıkması normaldir. Diyorum ki kanal, tankerler geçmesin tehdit. Ya azalıyor. Çünkü başta Türkiye olmak üzere dünyanın en ciddi, Türkiye bu konuda geçiş noktası, en ciddi geçiş boruları yapıldı. Ve bunun devamı gelecek. Tartışılan yeni hatlar var. Tanker taşımacılığı bu konuda çok daha minimuma inecek. Allah aşkına bir soru sormak istiyorum hepinize. Marmara'da şu ana kadar yolculuk yapan yolcu sayımız 403 milyon. İçinizde Marmara'da yolculuk yapanlar vardır. Marmara'ya bindiğinizde kafanıza tuzuz damladı mı hiç? Damlayan var mı arkadaşlar? Marmara gibi bir projeyi gerçekleştirmiş Türkiye Cumhuriyeti Devleti, kanal gibi bir projeyi gerçekleştirirken bütün bilimsel riskleri, ihtimal riskleri dikkate almadan böyle bir proje yapabilir mi? Peki en önemli söylenen şeylerden bir tanesi, çamurlar ne olacak? Hafriyat mı olacak? Ve özellikle tarihi kültürel mekanlar ne olacak? Küçükçekmece Gölü'nde Botan Antik Şehri var. Bu şehir mahvolacak. Tam tersi bakınız. Bir defa bu Botan Antik Şehrin projeyle alakası yok. Ama aynı zamanda bu projeyi kurgulayanlar bunun ihyasını da hazırlamışlar. Bu da yeniden ihya edilerek bugün belki adını Kanal İstanbul'la duymuş olduğumuz bu şeyi de, bu da ihya edilmiş olacak. 1 milyar 200 milyon metreküp hafriyattan bahsediliyor. Bana göre 2 milyar. Diyeceksin ki atıyor musun? Bana göre 2 milyar. 1 milyar 200 milyon metreküp hafriyat. Ve bu hafriyatın nereye konacağı ile ilgili Sayın Göksu'nun demiş olduğu Karadeniz kıyısındaki dolgu alanı dediğiniz yer daha yeni eklendi çete. Daha önce, bundan 5 yıl önce, 4,5 yıl önce Marmara Denizi'ne 3 adaydı bu. Birisi Büyükçekmece'nin önünde, birisi Avcılar'ın önünde, birisi Bakırköy'ün önünde 3 adaydı. Şimdi bu Karadeniz'de dolguya dönüştü. Bakın, Karadeniz'de dolguya. Nereye? Terkos Gölü'nün önüne. Şimdi Kanal İstanbul yapılırsa Terkos Gölü'ne tuz gidecekmiş.
Bakın arkadaşlar, Kanal İstanbul burada, Terkos burada. Siz ne zaman biberli aşağıdan yukarıya sızıntı olduğunu gördünüz ya? Ben diyorum ki İstanbul halkı bu konudan bir haber. Çalıştay yapacağız tabii, orada görecek. Hayır, Çalıştay değil. Ben bu kendi çalışmam, kendi ekip arkadaşlarımla çalışmam. Çalıştayı toplumun önünde yapacağız. Bakın hayır. Her kesimi çağıracağız. Çalıştay dediğiniz her kesim davet edilir. Hayır. İstanbul'da kamuoyuna açık Kanal İstanbul'la ilgili hiçbir çalıştay yapılmamıştır. Çamur ne olacak? Bu çamur İstanbul trafiğini etkileyecek. İstanbul trafiği etkilenirse ne olacak? Bakınız. Önce şu tabloya doğru bakalım. Buradaki hafriyat kamyonları bu aksta ilerleyip gelecekler, gidip gelecekler. Şehrin içerisinden değil, bu akstan gelip gidecekler. Peki çamur ne olacak? Karadeniz kenarında 40 milyon metre yeni bir rekreasyon alanı yapılacak. Yani 40 tane yeni kapı yapılacak. Yeni rekreasyon alanı, yeni turizm alanı. 15 milyon metrekare lojistik alan yapılacak. Yani İstanbul'a yeni alan, yeni yeşil alan, yeni rekreasyon alanı kazandıracak. İstanbul yepyeni bir değere kavuşmuş olacak. Sadece İstanbul trafiğine %15 yükü olacak. 8 tane köprü. Bakın 250 metrelik kanalın üstünde 8 tane köprü. Daha stratejik şeyler söyleyebilirim size. Yapılacak kanalla beraber oluşacak adanın olası bir büyük depremde köprülerin hasara uğramasıyla ulaşımıyla ilgili en üst seviyede tereddüt duyan bilim insanları var. İstanbul Boğazı'nın toplam kapasitesi ne kadar? Yıllık 25 bin. Bakınız dün saat 16 itibariyle şu görüntüye bakınız. Dün saat 16 itibariyle gemi trafiğinin uydudaki resmidir. Şu anda ortalama yılda İstanbul Boğazı'ndan güvenli geçiş için toplam kapasitesi İstanbul Boğazı'nın 25 bindir. Şu anda geçen gemi sayısı ortalama 45 bin. 45 bin gemi geçiyor. Ve haftalarca Karadeniz açıklarında, Marmara açıklarında gemiler bekliyor geçmek için. Ve öbür taraftan hepimiz çok iyi biliyoruz ki orada yaşadığımız kazalar, orada yaşadığımız bir sürü çarpışmalar, bir sürü kazalara hep beraber şahit olduk. Ve şimdi yeni 2050 yılı projeksiyonuna göre İstanbul Boğazı'ndan geçecek gemi 78 binlere ulaşacak. Soruyorum size. İstanbul Boğazı bunu kaldırabilecek mi? Kaldıramayacak. Bakın şuna girmiyorum. 75 milyar lirayı bugün İstanbul'da Türkiye'de %15'e resmi rakamlarla %15'e ulaşan bir işsizlikte Türkiye rakamlarıyla bütçe açığı vesaire gibi unsurlar varken niçin 75 milyar harcıyoruz'a girmiyorum. Bakın bu konu benim var ya en son konum. Benim ilk konum İstanbul'a ihanet etmeyelim. İstanbul'a kötülük yapmayalım. Bizim çoluğumuza çocuğumuza kötü bir miras bırakmayalım. Bir tanesi projenin maliyetiyle ilgili 75 milyar gibi bir rakamdan bahsettiler. Bizdeki bilgilerle Sayın Başkan'ın söylediği rakam arasında aşağı yukarı %50 fark var. En az %50 fark var. Bu bilgi yanlış. Şu anda bu oluşan adanın içinde bulunan askeri birlikler Çorlu'ya sevk edilmiş durumda. Şu anda bizim o bölümde askeri birliğimiz yok. Yarın bunu bana anlatan Türkiye Cumhuriyeti ordusunun üst düzey mensupları. Ben bunu kendime hepsi gelir orada konuşur merak etmeyin. Bana kim diye sormana gerek yok. Ne arıyorsun sen? Şu anda bu gösterilen adada askeri birliği yok.
bu bir stratejik hatadır diyen Türkiye Cumhuriyeti ordusu mensupları var. Evet. Askeri ve stratejik açıdan baktığınızda o 13 bin sayfalık raporu okursanız bu projenin yapılmasıyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'nın ve askeri uzmanların olumlu görüşünü görürsünüz. Buradaki süreç 16 milyon insanın, daha ileri gidiyorum, 82 milyon insanın sürecidir. Çünkü İstanbul Türkiye'nin göz bebeğidir, lokomotifidir. İstanbul daha ileri gideyim mi? Dünyanın mirasıdır, dünyanın mirasıdır. Diğer taraftan efendim çok önemli bir şey, İstanbul'un suyu azalacak. Sazlıdere Barajı gidecek. Bakınız bütün hesaplamalarla o noktada Sazlıdere Barajı ile ilgili tetkikler yapılmış. Toplam 32 milyon metreküp su azalması var. Ama yeni yapılan barajlarla ortaya çıkacak su ne kadar biliyor musunuz? 170 milyon metreküp. 170 milyon metreküp tatlı su elde ediliyor. İstanbul dünyanın mirasına sahip çıkma sorumluluğu gerektirir. O bakımdan bu konular bin defa düşünülüp bir defa karar verilmesi gereken hususlardır. Toplum bu konuda şu anda %90'a yakın araştırmalarda fikir sahibi olmadığı için toplumun aydınlanması gerekir, bilim insanların tartışması gerekir. Ucuz kahramanlık, kahraman oldum diye kitap yazdırmaktan tam da örtüşen bir kavramdır. Sevgili Büyükşehir Belediye Meclisi'yim, ben sizi ikna etmek için konuşmuyorum. Ben sizi ikna etmek için değil. Ben bilgi veriyorum, ikna edecek olan akıldır, bilimdir. Ne ben size bilim adamlığı taslarım, ne de siz bana taslayın. Gelir o, Çalıştay dediğim şey o işte. Bugüne kadar yaptığımız bütün araştırmalarda İstanbul halkına ve İstanbul'un kamuoyuna açık hiçbir Çalıştay yapılmadı Kanal İstanbul'a gidip. Tek, bir tane bile. Bakın, kapalı kapılar ardında yorumlanacak bir mesele değil. 2011'den bugüne kadar yüzlerce akademisyen, yüzlerce kurumla çalışmalar yapılmış. Şimdi Sayın Başkan diyor ki, itiraz ettiği şeyler, efendim bu Kanal İstanbul depremi tetikleyecekmiş. Çok komik. Evet, çok komik gerçekten. Bu Kanal İstanbul, İstanbul'da kuraklığa sebep olacakmış. Bu Kanal İstanbul'da hafriyatlar nereye dökülecekmiş? İstanbul'un trafiğini etkileyecekmiş. Buradan çıkan topraklar ne olacakmış? Yeraltı sularımız zarar görecekmiş. Bir müsaade eder misiniz arkadaşım? Bak ben konuşuyorum, bağırarak oradan laf atıyorsun. Bak bunu 6. 7. defadır yapıyorsun. Müsaade et bak. Söz isteme, müsaade et. Ben konuşuyorum bak. Ama senin yanında oturunca sana benziyor. Bak söyleyeyim. Senin yanında oturan sana benziyor. Vallahi billahi. Sayın Başkan'ın Kanal İstanbul'la ilgili bir deprem Çalıştayı topluyor. Deprem Çalıştayı'nda maksat nedir? Ey bilim adamları, ey ilim adamları, ben sizden istifade etmek istiyorum. Bilginizle, bilginin aydınlığıyla bana ufuk çizin demektir, değil mi? Çalıştay'ın açılışında Sayın Başkan Çalıştay'a katılanlara kendi gündemini veriyor. Böyle çalışın. Ne deyin? Bu Kanal İstanbul ihanettir, cinayettir ve felakettir. Ya Allah aşkına. Neye göre bunu kullanıyorsunuz? Kanal İstanbul'un ihanet olmadığını, cinayet olmadığını, felaket olmadığını siz de biliyorsunuz. Ama Sayın Başkan kendi siyasi duruşunu AK Parti karşıtlığıyla var etmeye çalıştığı için AK Parti evet diyorsa o hayır demesi gerekir. Eğer biz deseydik ki Kanal İstanbul'dan vazgeçtik deseydik, Sayın Başkan şöyle diyecekti. Hayır, Kanal İstanbul yapılmalı diyecekti. Ya bunu diyecekti. Şimdi bunu diyecekti. Sadece Sayın Tevfik Göksu'nun en az iki kez beni taklit ederek konuşmasını kınıyorum. Hiç sempatik değildi.
Eğer biz deseydik ki bugün, eğer biz deseydik ki Kanal İstanbul'dan vazgeçtik deseydik, Sayın Başkan şöyle diyecekti. Hayır, Kanal İstanbul yapılmalı diyecekti. Ya bunu diyecekti. Şimdi bunu diyecekti. Çok yani hiç sempatik değildi. Beni taklit ederek konuştunuz, görüntülerde izleyin. İzleyin, görüntülerde ben size gösteririm. Konuşmamı taklit ettiniz. Sayın Başkan şöyle diyecekti. Hayır, Kanal İstanbul yapılmalı diyecekti. Ya bunu diyecekti. Hiç gereksiz bir şeydi, tavırdı, onu ifade edeyim. Yani zaten beceremediniz de, çünkü çok farklı yani, ikisi ayrı uç. Yani 180 derece farklı. Kanal İstanbul'a karşı olmak, evet, cehalettir, ihanettir ve sorumsuzluktur. Cevap verecek bir şey yok Tevfik Bey ya. Beni taklit ettiniz. Hayır bakın. Açarız görüntüleri, bak gösteririm size. Beni baya baya konuşmamı, nasıl cevap verdiğimi taklit ettiniz yani. Benim nasıl cevap verdiğimi. Hararetli bir şekilde. Hayır. Kanal İstanbul yapılmalı diyecekti. Varsa var demedim zaten. Et beceremediniz dedim zaten. Beceremediniz zaten. Ben her zaman hazırlıklıyım. Ben her zaman hazırlıklıyım. Her zaman. Dersime o kadar iyi çalışırım ki Kanal İstanbul'un bilmem kaç bin sayfası, ben Kanal İstanbul'u siyasete gireyim girmeyeyim konu edildiği 2011 yılından beri inceliyorum. Yeni değil. Bir taraftan bu şehrin geleceği açısından önemli katkı sunacak olan Kanal İstanbul'un inşallah 2020 yılı içerisinde başlayacağını ve çok kısa bir süre içerisinde tamamlanarak bütün İstanbul'a hizmet edeceğini, hizmet edeceğinin müjdesini İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi kürsüsünden vermek isterim. Kalkıp da bu meclislerin aldığı karara samimiyetsiz, ucuz kahramanlık gibi gerçekten klişeleşmiş laflarla itham etmeniz aslında sizin demokrasi olan bağınızı gösteriyor. Hani çok kullandığınız bir şey var ya, cesur demokrasi diyorsunuz ya, aslında sizin istediğiniz cesur demokrasi değil, itaat eden korkak demokrasiyi istediğinizi gösteriyor. Bunun için cesur demokrasi arıyorsanız bak buradaki gruba bakabilirsiniz. Şimdi tamam. Şimdi Sayın Başkan'ın tabii ki ifadeleri tümüyle kendine aittir. Samimiyetsizlik bir hakaret değildir. Bir. Hayır hayır, hakaret değildir. Bu konuda samimisin değilsin hakaret değil. Literatürde böyle bir şey yok. Ucuz kahramanlık, kahraman oldum diye kitap yazdırmaktan tam da örtüşen bir kavramdır. Ucuz kahramanlık da hakaret değildir. Şimdi bakın, ikisi de hakaret değildir. Eleştiridir, hakaret değildir. Hayır, ben taklitin biçimine bakarsanız anla. Hayır, hakarettir. Biçimi önemlidir. Ben taklit yapmak değil. Komedyen yapar, onu alkışlarız. Ama burada bir başka siyasiyi taklit eder gibi onun hararetini anlatırcasına konuşma biçimini ortaya koyma uslubu yakışmadığını söyledim. İzler görür. Aslında Kanal İstanbul'u yapmak ihanet, cinayet, felaket değil. Kanal İstanbul'a karşı olmak İstanbul'un geleceğine ihanettir. Kanal İstanbul'a karşı olmak İstanbul halkına karşı cinayettir. Kanal İstanbul'a karşı olmak İstanbul'un tarihine ve çevresine karşı felakettir. Sayın Başkan'ın söylediklerinden nereden düzelteyim onu bilmiyorum. Çünkü hepsi yanlış. Su zammı ile ilgili tabii çok önemli bir yara aldığını düşünen Başkan bu konuda hemen bir manipülasyona kalktı. Hemen algı operasyonlarına başladı. Allah Allah, durup dururken Melen gündeme geldi. Durup dururken Kanal İstanbul gündeme geldi. Ve gerçekten Melen'i gündeme getirirken, İstanbullu Melen'i gündeme getirirken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan bir kişinin teşekkür etmesi gerekirken ve teşekkürü ederken de bütün İstanbullulara heyecanla teşekkür etmesi gerekirken, İstanbul'da su zammını bir tarafa bıraktı, Melen'den su gelmiyor dedi. Melen niye bitmedi dedi. Gelelim şimdi Melen konusuna. İstanbul'un 3 ay suyu kaldı, ne yapacaksın diye
hesap soran Sayın Cumhurbaşkanı ben değilim. Ben o ana kadar bu konuyu hiç konuşmadım. Gelen haberler çok hayra alamet değil. İstanbul'da 3 ay gibi bir süre sonra havalar böyle giderse İstanbul susuzluğa doğru yürüyor. Siz konuşmanızda Sayın Cumhurbaşkanı'na cevap verdiyseniz anlarım. Bana cevap verdiyseniz bilemem. Ben bilmem. Benim işim değil. El insaf, Boğaz'ın 135 metre altında 5551 metre 4 metre çapında tünel yapılmış. Ne zaman açılmış? Ne zaman açılmış? 12-12-2012 yılında açılmış. 2040'a kadar, hayır, muhatabı ben değilim. 2040'a kadar İstanbul'un su sorunu yok diyen de Sayın Cumhurbaşkanıydı. Siz eğer kalkıp bana 3 ay İstanbul'un 3 ay suyu kaldı derseniz bu olmaz. Beyefendinin değil bizim 25 yılımızı değerlendirmek, bir saniyemizi değerlendirme bile haddi yoktur. Arkadaşlar, Melen'e ben gittim. Yaklaşık 1,5 ay önce gittim Melen'e. Belki 2 ay. Melen'i inceledim. Melen'le ilgili tek laf duydunuz mu benden? Açmadım bile. Bakın gayet etik bir şekilde Melen'in bir an önce yapılması gerektiği konusunda Devlet Su İşleri ile irtibat kurdurduk. Genel müdüre ekip yollattırdık. Bu sürecin önemli olduğunu, yatırım programının alınması için çaba gösterdiğini söylediler. Ne yazık ki yatırım programından Melen'in yapılması ile ilgili ödenek çıkarılmadı. Yahu Sayın Başkan, ya size yanlış bilgi verdiler, ya size eksik bilgi verdiler, ya da siz bu işi bilmiyorsunuz. Bakın ben Melen'e gittim. Bu fotoğraflar orada. Yani bu Melen'deki çatlaklar 15-20 metrede bir, yaklaşık 110 metre bu barajın büyüklüğü, yüksekliği. 20 metrede bir bu çatlaklar var. Şimdi bu çatlakların sebebi zamanında yapılan bina ile ilgili yapı ile ilgili yapılan yanlış bir statik tercihi. Yani beton değil, taş, yığma taş biçiminde bir gövdenin yapılması önerilmiş. Tabii bu teknik konu. Neticede uzun araştırmalar sonrası, Devlet Su İşleri'nin yaptığı uzun araştırmalar sonrası ilave bir bütçeyle yaklaşık 650-700 milyon liralık bir yatırımla buranın tadilata ve revizyona ihtiyaç olduğu karar verildi. Keşfi hazırlandı, ödenek gönderildi. Yalnız ödenek çıkmadı. Hangi alanda bu millete hizmet götürdüysek onurla ve gururla savunuruz. Biz bugüne kadar hamdolsun milletin karşısına çıkıp da utanacağımız hiçbir şey yapmadık ve yapmayız da. Ama bugün gelir de siz 3 ay suyun kaldı diye bizi dövmeye kalkarsanız olmaz. Ve bakın. Arkadaşlar. Kimse, otur yani. Arkadaşlar. Kimse, otur yani. Arkadaşlar. Siz yaşanmamış hayatlarla günah üretenlersiniz. Eskiden parayla imanın kimde olduğu belli değildi. Şimdi paranın kimde olduğu belli, imanın kimde olduğu belli değil. Bu arkadaş Cumhuriyet Halk Partililerden daha fazla tetikçilik yaparak Sayın Başkanı hep şunu diyor, bana bir şey ver diyor. Müsaade edin arkadaşlar. Sayın Başkan bir şey ver de biz de kurtulalım, siz de kurtulun şundan. Bakın Avrasya Tüneli 68 bin araç geçecek diye vaat edilmiş, 34 bin araç geçmiş. Aradaki farkı kim ödüyor? Vatandaşımız ödüyor. Osman Gazi Köprüsü 40 bin araç geçecek denilmiş, 14 bin araç geçiyor. Üçüncü köprü 135 bin araç geçecek denilmiş, 38 bin araç geçiyor. Avrasya Köprüsü'ne biz bu parayı 24 yıl ödeyeceğiz. Yani çocuklarımız da bu parayı ödeyecek. Bugün çocuklarınız 0 yaşındaysa, bu yıl doğmuşsa 24 yaşına gelinceye kadar Avrasya Köprüsü'ne para ödeyecek. Biz buna karşı çıkmayalım mı? Bizi değerlendirenler kendilerine baksınlar. İnsana ateş değil, kendi kibri yakar. Herkes de kusur görür, kendisine kör bakar.
Neye nasıl bakarsan o da sana öyle bakar. Siz 100 liraya alınacak bir şeyi 500 liraya alınca biz buna karşı olmayalım mı? Bu fiyat pahalı, bu yanlış demeyelim mi? Bunları söyledik. Siz o tarihi yeniden okuyun. Kimse otur yani. Arkadaşlar. Ve bakın. Bakın grup başkan vekillerine müdahale etmeyin. Müdahale etmeyin. Sakin olun. Grup başkan vekilleri konuşmalarını yapıyor. Bir ithamda bulunduğu kişi varsa cevabını verir. Ya da grup başkan vekilleri bakınız. Konuşmalarına devam edecek. Üçüncü köprü cinayettir lafını sizin genel başkanınız söylemişti. Hatırlıyor musunuz? Sizin genel başkanınız İstanbul Belediye Başkanı iken üçüncü köprü bir cinayettir demişti. Kandırılmış olabilir. Şehir Üniversitesi'nde nasıl kandırıldıysa orada da kandırılmış olabilir. Planlarda yoktu. Bizim yaptıklarınızı görmek için, işitmek için kulak lazım, görmek için göz lazım, hissetmek için kalp lazım, o da sende yok. Osman Gazi Köprüsü Ecevit zamanında ihale edilmişti. Tam kazma vurulacaktı. 2002'de AK Parti iktidara gelir gelmez projeyi iptal etti. Ve Osman Gazi Köprüsü devletin kendi cebinden para harcayarak yapacağı bir köprüydü. Eğer öyle yapılsaydı bayramlarda vatandaşlarımız tıpkı birinci köprüden olduğu gibi Osman Gazi Köprüsü'nden de bayramlarda ücretsiz geçeceklerdi. Ama diyorsanız ki biz nasıl olsa AK Parti zaten bütün yatırımları İstanbul'a yapacak yatırımları yaptı. Biz işin eğlencesindeyiz. Biz işin PR'ındayız. Biz işin efendim konserlerindeyiz, festivallerindeyiz diyorsanız İstanbul halkı buna bir gün mutlaka cevabını verecektir. 22 yıl bakın Osman Gazi Köprüsü 22 yıl. Avrasya Tüneli 24 yıl. Üçüncü köprü 10 yıl. Yapılan hesaplamalara göre bu üçünün bütçe maliyeti yaklaşık 50 milyar dolar. 50 milyar dolardan söz ediyoruz arkadaşlar. Bir başka şey ise efendim. Tevfik Bey bunları anlattınız bakın cevap dediniz. Evet. Ama aynı yerlere döndünüz. Bir başka uzar şey gider ise, yani Tevfik Bey. Bir başka şey ise son, toparlayalım. Peki. Son cümleniz olsun lütfen. Bir başka şey ise son cümle olmayacak. Bir başka şey ise İSKİ zammını Türkiye'yi yönetenlere sorun dediniz. Bakınız siz yönetime gelirken ve İstanbul halkına konuşurken dediniz ki İstanbul Büyükşehir'de, İstanbul'da büyük bir israf var. Ben bu israfı kaynağa dönüştüreceğim. Ne oldu? İsrafı kaynağa dönüştürecektiniz. Niye halka döndünüz zam yapıyorsunuz? Niye halka döndünüz zam yapıyorsunuz? Halk anladı ne demek istediğimizi Tevfik şey Bey. Ise, sen ne kadar anlatırsan halk anladı ne şey demek ise, istediğimizi. Biz şuna sen alışkınız. Biz şuna alışkınız. Halk anladı ne demek istediğimizi. Biz şuna alışkınız. Ben bilmem, arkadaşlar bilir. Bunu da ben bilmem dediniz. Bakınız, İSKİ'de getirmek istediğiniz zamın oranları da İSKİ'de getirmek istediğiniz zamla ilgili bilgiler de İstanbul halkı tarafından biliniyor. Benim sizin taklidinizi yapmaya ihtiyacım yoktur. Doğru. Sizin taklidinizi yapmaya ihtiyacım yok. Doğru. Samimiyetsizlik, tutarsızlık ve ucuz kahramanlık bana yakın. Kanal İstanbul'la ilgili projenin gerekçesini okuyoruz. Biz yazılı metinlerden hareket etmek zorundayız. Orada diyor ki gemi trafiğinin ve özellikle tehlikeli madde taşıyan tanker trafiği geçişlerinin artması diyor. Bizim bunu yapmamızdaki temel gerekçe budur diyor. 2007 yılında 56 bin tanker geçmiş. 2018'de 44 bin tanker geçmiş. Artık akaryakıt ya da şöyle söyleyelim petrol, tehlikeli maddeler boru hatlarıyla taşınıyor. Gemilerle taşınmıyor. Dolayısıyla boru hatları yapıyor olsaydı Türkiye, biz bunun tabii ki arkasında olurduk. Gerekçe yanlış. Aslında gerekçe bir kanal projesi değil, bir inşaat projesidir arkadaşlar. Bu bir inşaat projesidir. Bu inşaattan rant sağlama projesidir. Adalardan bahsettiniz. Şu anda projede herhangi bir ada çalışması falan yoktur. 5 yıl öncesine kadar dedim. Bir başka şey ise, Tevfik Bey, 5 yıl öncesine kadar dedim. Bugün projenin son halinden bahsediyorum. Şu anda bütün projede ortaya çıkacak çamur miktarı 1.1 milyar metreküp. Bu çıkacak çamur
Karadeniz'de Terkos'un arasına konduğunda tam da Terkos Gölü'ne deniz suyunun sızmasını koruma yapacak koruma duvarı şeklinde dizayn edilecek ve Terkos Gölü'nün Karadeniz'den gelecek herhangi bir risk söz konusuysa bu riski de ortadan kaldıracaktır. Bunun özellikle bugün bakınız burada buradaki rekreasyon alanı olarak 40 milyon metrekare, aşağıdaki bölgede de 15 milyon metrekare yeni bir rekreasyon alanı olarak düzenleniyor. Bir başka şey ise Kanal İstanbul'la ilgili bakınız 1936'da Montre Antlaşması'yla uluslararası gemilerin geçiş, ücretsiz geçişleri karar verilmiş. Şu anda 43 bin tane ortalama gemi geçiyor. Ulaştırma Haberleşme Altyapı Bakanlığı'nın istatistiklerine ve dünya istatistiklerine bakarsanız size görüntü gönderdim. Şu anda mümkün olsa da Uydu'ya girsek ve Boğaz trafiğinin yoğunluğuna bir baksak. Ve şu andaki simülasyona göre 2050 yılında 78 bin gemiden bahsediliyor. Bunun güvenlik boyutu, stratejik boyutu, tarihi ve kültürel boyutuna baktığınızda bu şehir için gerekli bir şey olduğu çok net gözüküyor.